geliyorum şöyle geleyim hatta öne hocam. <laughs> ee, Mehmet Uçum'dan çok bahsettik. Ben Mehmet Uçum denilince hep 2017'de atmış olduğu bir tweet var. Ee, o zaman Twitter'dı ya. Orada bir paylaşımı, oradaki bir ifadesi bence bugüne de bir ışık tutuyor olabilir. Öyle geleyim size. Demişti ki tam da referandum öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam 2017. Sessiz değil, halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor, farkında mısınız? Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor, 16 Nisan kutlu olsun. Bu kendi devletini kurmak üzerinde çok tartışmıştık o zaman hatırlarsınız hocam. Mevzu sanki yavaş yavaş aslında buraya doğru gidiyor gibi geliyor bana. Bilemiyorum buyursunlar hem de ekleyeceğiniz şeyler. Şimdi ee, Ahat Bey'in görüşlerine katkı anlamında lütfen, bir lütfen. örnek daha vereceğim. Lütfen bundan bir süre evvel Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi Başkanı hak, haddini aşmıştır dedi. Aynen cümlesi de haddini ve hududunu aşmıştır, aşmıştır dedi. Bu kararda bu kararın bir cümlesinde de aynen Anayasa Mahkemesi yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak diye devam ediyor. Evet. Yani sizin söylediklerinizde bunu da kattığımız zaman bu kararın tümüyle siyasi olduğunu görüyoruz. Bakın eğer sadece hukuki olsaydı diyelim ki anayasa mahkemesinin yorumunu yorumlama biçimini bütün işte hukuki dayanaklarını plan kendince ortaya o da yanlıştı ama hı hı. diyelim ki öyle e, yapmıştı Ama öyle yapmıyor yargıtay Yargıtay, Can Atalay'ın hak ihlaliyle yetinmiyor, ihlaliyle ilgili konuları söylemekle yetinmiyor. Evet, evet. Büyük bir öfke içinde Anayasa Mahkemesi'ne karşı müthiş bir suçlama, bir bombardımana girişmiş olarak karar veriyor. Örneğin bizi sürekli tehdit edensiniz evet. diyor. Şimdi bir kararın irdelenmesiyle Bizi sürekli tehdit ediyorsunuz. Arasında nasıl bir bağlantı var? İkincisi siz diyor yasaları iptal ediyorsunuz zamanı gelince diyor. Ya yani bunun hesabını da yargıtay soruyor. Anayasa Mahkemesi'nin kimi yasaları iptal etmesindeki ayıbını da soruyor. Siz yasaları da iptal ediyorsunuz. Ki bu Anayasa Mahkemesi'nin zaten yapabileceği yetkileri içerisinde olan Elbette. Bir şey değil midir? Siz diyor yasa koyucu gibi davranarak yasa koyucu gibi davranarak e, yüksek mahkemeler üzerinde de süper temyiz mahkemesi gibi davranıyorsunuz diyor. Yani bir öfke, bir kıskançlık, bir hırs, bir terbiye etme sopasını almış eline, evire çevire dövmeye kalkmış. Evet, o sopanın ucundaki el kimin aslında? Meselesi. O elin kime ait olduğunu hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. <laughs> Siz diyor anayasa hükmünü uygulamaz hale getiriyorsunuz. E, i̇yi de anayasa hükmünü uygulamaz hale getiren 153. maddeye uymamakla sizsiniz. Siz diyor anayasaya aykırı olarak kararlar veriyorsunuz diyor. Soruşturmalara müdahil oluyorsunuz. Kovuşturmaları yapılamaz hale getiriyorsunuz. Yani ne kadar dertliymiş ki bunu vesile ederek bu hak ihlali kararını gerçekten İş can Atalay kararından çıkmış Anayasa Mahkemesi ile ilgili ne varsa söylemesi ya da söylemesi kendisinden istenen ne varsa hepsini karara dökmüş. O nedenle bu karar hukuki bir karar değil. Bu karar siyasi bir karar. Yargısal aktivizm sözcüğünü ...MHP'li bir siyasetçiden almış. Evet. Bir de burada ironi yapmakla suçlamış Anayasa Mahkemesini yani nasıl ironi yapar ki bir mahkeme? Böyle bir öfke ve düşmanlık içinde şimdi yerli ve milli olup olmadığını milli bırakın ya. Mehmet Uçumu hiç kimse böyle bir yetkiye sahip değil. Kime gö ne demek yerli ve milli? Her ülkenin kendi vatanında, kendi vatandaşında, kendi egemenlik alanında, kendi hukuk sistemindeki her mahkeme onun milli mahkemesidir elbette. <laughs> Pardon gribe atlatamadım kusura ee, bakmayın. Bir, bir de zaman şöyle zaman. bir durum da var onu da birazdan konuşalım özellikle. Fethi Yıldızdan bahsettik. Onu izleyicilerimizle de paylaşırım. Az evvel ifade etmiştik biraz. Orada başka bir şey daha söylüyor. Belki amacın o olup olmadığına yönelik de konuşalım. Anayasa Mahkemesini de denetleyecek bir mekanizmanın olmamasından yakınıyor. Evet. Şimdi bir mekanizma Şimdi olsa böyle bir mekanizma, de mekanizma olsa bu sefer onu denetleyen bir başka mekanizma. Vallahi bilmiyorum ben. Şimdi yerli, yerli bir milli izleyici aklıma bir şey geldi. Hep e, Sayın Kılıçdaroğlu Beşli Çete, Beşli Çete evet, derdi ya, evet. yolları yapanlar, köprüleri yapanlar, işte o hesaplar tutmayıp kendi hazineden tekrar ödediğimiz paralar, geçsek de verdiğimiz, geçmesek Tabii. de verdiğimiz paralar. Ya. Bunlar tartışılırken ne demişti AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı? Bunları iptal edemezsiniz eğer iktidara gelirseniz. Evet. Buna Londra mahkemeleri yetkilidir demiş. Söke söke alırlar demişti. Adam. Söke söke sizden alırlar demişti. Yani sizden demekle zaten o bizi dışlıyor. Evet. Bu toplumun vatandaşları olmaktan, bir parçası olmaktan ve kendi Aa. aidiyetini de Londra mahkemeleriyle aynı tarafa alarak. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzalamış olduğu bu protokoller bu anlaşmalarda yetkili mahkemeler Londra mahkemeleri diye yazmak çok mu yerli ve milli? Önce bunu sormamız lazım e, yerli milli yerli milli diyenlere. İkincisi her yerli ve milli elbette yer Ya bunu konuşmak bile evet. anlamsız. Çok doğaldır yerli olması, milli olması mahkemenin. Ülkenin anayasa mahkemesi. Ama anayasa referandumunda Kabul edilen maddelerden birine daha önce de zaten anayasaya konan ve referandumda değiştirilmesi teklif dahi edilmeyen bir madde var orada. Diyor ki uluslararası Tabii. anlaşmalar e, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hukukunun üstündedir. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mensup olduğumuz Avrupa Konseyi kararları. Bunların hepsi bizi bağlayan hukuki, yasal, uluslararası düzenlemelerdir. Orada millilik milli olmamaklık yoktur yani evrensel hukukun demokratik ülkelerde kimi kurumlarını kimi ilkelerini kimi düzenlemelerini aynı anlayış içinde düzenler. E, orada siz bunu yerli ve milli bulmuyor idi iseniz bazı şeyleri. Neden referandum'a anayasa sunulurken bu maddenin kaldırılmasını istemediniz? Ha o ki bir millilik ve yerlilik hassasiyetiniz var. Neden? Eğer Ama var o ise orada duruyor, o evet. zaman şu Londra mahkemeleriyle neden anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda e, uluslararası e, düzenlemelerin kimi zaman ulusal düzenlemelerin üzerinde olacağına ilişkin düzenlemeyi neden kaldırmadınız? Eğer size bu kadar yerli ve milliliğin dışındakiler dokunuyor idi ise. Hı hı. E, bir şey daha Hiç söylemem al. gerekiyor. Gerçekten istenen Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Zaten şu anda hukuken kapatılmış gibi oldu. Hı -hı. Oysa ki anayasa mahkemeleri dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan mahkemelerdir. Yani faşizme karşı bir hukuk güvencesi iktidarların faşizme kayışlarını önlemek için kurulan mahkemeler, e, e, düzenlemelerdir. Nürnberg Mahkemeleri diye bir film vardı herhalde hep istemişizdir o eski bir filmdir. Hı, -hı. Oranın bir sahnesinde e, dönemin başsavcısıydı sanıyorum. Şöyle diyor yargılanırken mahkemede. Biz bir karar vereceğimiz zaman acaba führerim bu kararın nasıl olmasını arzu ederdi diye düşünürüz. Ona göre karar veririz. <laughs> i̇şte o düşünceler. ...yalnızca Almanya'yı değil... ...yalnızca Almanya'da yaşayan... ...Alman olmayan insanları da değil... ...bütün dünyayı kana buladı... ...60 milyon insanın... ...ölümüne neden oldu. Peki. İşte bir cümle alınca araya he, Yaşanmasın diye anayasa mahkemeleri... ...kuruldu. O hukuk... ...yanlışlarını, çarpıklıklarını... ...faşizmin tek başına... ...yaratacağı yanlış hukuk... ...düzenini engellemek için... ...Türkiye'de 61 anayasasıyla kabul etti. Bütün amaç iktidarların gerçekten hukuka aykırı karar almamaları evet. hukuk devletinin ülkede yerleşmesini sağlamak. Bu yüzden kurulmuş olan anayasa mahkemesi şu anda o hedefte olan anayasa mahkemesi ve siyasetin de gündeminde bir yandan da işte bu darbe yorumlarıyla birlikte. Hepsini konuşacağız efendim. Meclis başkanı niye geri adım attı? Elbette ki burası da önemli. Soracağımız daha çok soru var ama bir kısa aradan sonra.